Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar, selamlar sunuyorum öncelikle. Bugün tüm hastalıkların zihinsel nedenleri ve düşünce gücüyle bu hastalıkları nasıl oluşuyor, bunlardan bahsetmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Umarım herkes iyidir. Evet, başlıyoruz. Her birimiz tüm yaşam deneyimlerimizden %100 sorumluyuz. Aklımıza oluşan her düşünce geleceğimizi yaratmaktadır. Güç merkezi daima yaşadığımız anın içindedir. Herkes kendinden nefret ve suçluluk duygusu yüzünden acı çeker. Herkes için en büyük mutsuzluk yeterince iyi değilim diye düşünmektir arkadaşlar. Böyle düşündüğümüz zaman siz kendi bilinçaltınıza bir kodlama giriyorsunuz ve mevcut olan düşüncelerinizi, duygularınızı aşağıya çekip buna inanmanızı sağlıyorsunuz bilinçaltınızda. Bu sadece bir düşünce ve düşünce de değiştirilebiliyor arkadaşlar. Dargınlık, güceniklik, olumsuz eleştiri ve suçluluk en zarar verici düşünce kalıplarımız. Kırılma, gücenme, darılma, duygularımızın üstesinden gelebilmek kanser bile yok edici bir düşünce gücüdür arkadaşlar. Yani kendimizin içinde olan gücü çok iyi keşfetmeliyiz, bilebilmeliyiz ve düşünce gücüyle bunların farkına vararak zihinsel olarak hastalıklarımızın nedenlerini bularak bunları elimine etmeliyiz arkadaşlar. Kendimizi gerçekten sevdiğimiz zaman hayatımız her yönüyle düzene girer arkadaşlar. Kabullendiğimiz zaman düzene girer arkadaşlar. Geçmişimizden kurtulmalı ve herkesi bağışlayabilmeliyiz. Kabullenişli olabilmeliyiz. Kendimizi sevmeyi öğrenmeye istekli olabilmeliyiz. Olumlu düşüncelerin anahtarı ve burada kendimizi onaylamak ve kabullenmek olarak nitelendiriyoruz. Yani sizin bazı şifreleri nasıl bir kiralık kasa var veya kapı var. Bu kapıdan girebilmek için bir anahtara ihtiyaç var. İşte bu kapıları açan tek şey de kendimizi sevmeyi, bağışlamaya ve öğrenmeye istekli olabilmek. Bunları yaptığınız zaman bütün her şeyin kilidini açıyorsunuz arkadaşlar. Sihirli sözcüklerimiz bunlar. Olumlu değişimlerin anahtarı şimdi ve burada kendimizi onaylamak ve kabul etmek arkadaşlar. Kendimizi kabul etmezsek ve onaylamazsak inanın hiç kimse sizi kabul etmeyecektir. İnançlarınızı değiştirmeyecektir. Hastalıklarınızı tedavi etmeyecektir. Olumsuz düşünceler. Bunları pekiştirmekten başka kendinize başka bir yardımınız da olamaz. Ve bu pekiştirmeler daha da sorunlarınızı büyüteceğinden küçültmenizi öneriyorum. Bedenimizde hastalık denen şeyin yaratıcıları da bizleriz arkadaşlar. Hayatın sonsuzluğu içinde bulunduğumuz noktada her şey mükemmel, bütün ve tamdır. Yine de hayat sürekli değişim içindedir. Ne başlangıç var ne de son. Sadece madde ve deneyimlerin sürekli değişimi ve dönüşümü var arkadaşlar. Hayat asla tıkanıp kalmaz. Durağan ve bayat kalmaz. Çünkü her an yepyeni, her an taptazedir. Beni yaratan güç ve ben birim. Ve bu güç bana kendi koşullarımı yaratma gücü verdi. Düşünce gücümü seçtiğim yönde kullanabilmenin bilgisine sahip olduğum için çok sevinçliyim. Hayatın her anı eskiden yeniye yöneldiğimiz yeni bir başlangıç noktasıdır. Bu yeni başlangıç noktası şimdi ve içinde bulunduğum an. Kendi dünyamda her şey iyi ve çok güzel. Yani arkadaşlar tamamen duygularımızı ve düşüncelerimizi değiştirdiğimizde ve dönüştürdüğümüzde ve herhangi bir konuda ona odaklandığımızda yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bilgeliğin ve bilginin kapıları daima açıktır. Yaşam gerçekten çok basit. Ne ekersek onu biçiyoruz arkadaşlar. Kendi hakkımızda düşündüklerimiz kendi gerçeklerimiz oluyor.
Ben dahil herkesin yaşamının en iyi, en kötü yanlarından %100 sorumlu olduğuna inanıyorum. Aklımızda oluşturduğumuz her düşünce geleceğimizi yaratıyor. Her birimiz düşünce ve duygularımızla kendi yaşam deneyimlerimizin yaratıcısıyız. Düşüncelerimiz ve sözcüklerimizle deneyimlerimizi yaratmaktayız arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz olayları yaratıyor, sonra da bunlardan duyduğumuz sıkıntı, üzüntü ve düş kırıklığı için bir başkasını suçluyoruz. Böyle yapmakla gücümüzü ve başkasına da kaptırmış oluyoruz arkadaşlarım. Hiçbir kişi, hiçbir şey, hiçbir koşul bizim üzerimizde bir güce sahip değildir. Çünkü aklımızla düşünce oluşturan yalnızca biziz. Deneyimlerimizi, gerçekliğimizi ve bunda yer alan tüm kişileri yaratan da biziz. Bizim sanal gerçekliğimiz, beynimize düşündüğümüz yani. Düşüncelerimizle barış, uyum, denge yarattığımızda bunları kendi yaşamımıza da bulabiliriz arkadaşlar. İnsanlar hep beni kullanıyor, zarar veriyor. İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor. Bu iki düşünce ve inanç yaşamımızda çok farklı deneyimler yaratacaktır. Kendimiz ve hayat hakkındaki inançlarımız bizim gerçeğimizi oluşturur. Yani insanlar hep beni kullanıyor, zarar veriyor dediğinizde kuantum alanda da arkadaşlar sizi gerçekten sizi hep kullanan ve zarar veren insanları kendi alanınıza çekmiş oluyorsunuz. Ama insanlar hep bana yardımcı olmaya çalışıyor dediğiniz zaman da gerçekten size yardımcı olmaya çalışan insanlar çıkıyor alanınıza. Çünkü siz bunu evren biliyorsunuz kuantumsal düzeyde sizin düşünce ve duygu bilgilerinize göre hareket eden canlı bir organizma. Yani evrene söylediğiniz her şey bu canlı organizmayı tetikliyor kuantsal alanda ve onları o alanınıza çekmiş oluyorsunuz. Evren seçtiğiniz her düşünce ve inançta bizi tümüyle destekler arkadaşlar. Bunu bir başka şekilde söylemek gerekirse bilinçaltımız inanmayı seçtiğimiz her şeyi kabul eder. Yani kendim ve hayat hakkındaki inançlarım ve düşüncelerim yaşamımın gerçeği olur. Ve düşünebileceğimiz şeyler konusunda sınırsız seçimlerimiz vardır. Bunu bildiğimizde insanlar beni hep kullanıyor yerine insanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor. Seçmek daha mantıklı. NLP tekniklerinde de ben anlatmıştım. Bunları yani siz kendi alanınızda neyi istiyorsanız kuantumsal düzeyde onu seçtiğiniz zaman evren size olumlu olarak tepki veriyor. Ben çok hastayım, çok yorgunum, efendime söyleyeyim, çok sinirliyim dediğiniz zaman da bu kelime kodlarıyla bilinçaltınızı dönüştürerek, daha da büyüterek bunlara olumsuz kodlama yaparak kendi zihninizi ve bedeninizi parazitlerle doldurup bunları gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Evrensel güç bizi asla yargılamaz ve eleştirmez. Evrensel güç bizi kendi değerlerimize göre kabul eder. Ve inançlarımızı ayna gibi yaşantımıza yansıtır arkadaşlar. Eğer hayat yalnızlıktır ve kimsenin beni sevmeyeceğine inanıyorum seçerseniz hayatınızda da bunu bulacaksınız. Ama bu inancı kafamdan atmak ister de sevgi her yerde ve ben seven ve sevilen bir kişiyim gibi olumlu bir düşünceyi benimser ve bunu kendime sürekli tekrarlarsam bu da benim yeni gerçeğim olacaktır. Yani hayatıma sevecen insanlar girmeye başlayacak. Yaşamımda zaten var olan insanlar bana karşı daha sevecen olmaya başlayacak. Ve kendimin de sevgimi kolaylıkla başkalarına ifade edebileceğini göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu aslında ne kadar basit ama uygulamaya geldiğinde birçok arkadaşlarımızın bunları yapmakta ne kadar zorlandığını hepimiz biliyoruz. Çoğumuz
Kim olduğumuz konusunda saçma düşünceleri ve hayatın nasıl yaşanması gerektiği konusunda çok çok katı kuralları var. Bunu kendimizi suçlamak için söylemiyorum ama şu anda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer daha iyisini bilseydik, daha çok şeylerin farkında ve anlayışında olsaydık, başka türlü de davranırdık. Lütfen sakın sakın şu anda bulunduğumuz nokta konusunda kendinizi küçümsemeyin. Bunları dinliyor olsanız bile hayatınızda olumlu değişimler yapmaya hazır olduğunuzun bir göstergesidir. Bunun için de kendinizi takdir edin ve teşekkür edin arkadaşlar. Erkekler ağlamaz, kadınlar para işlerinden anlamaz. Yaşamanız için ne kadar sınırlı düşünceler değil mi bunlar? Yani hep böyle bir sınırlamalar koyuyoruz. Kadın işte elinin kiridir erkek için mesela atıyorum gibi bir sürü kalıplar var. Çok küçük yaşlardayken kendimizi ve yaşam hakkında neler hissettiğimizi çevremizdeki yetişkinlerin tepkilerinden öğreniriz. Kendimizi ve yaşamımız hakkında ne düşünmemiz gerektiğini böyle öğreniyoruz. Eğer mutsuz, korku, suçluluk, öfke dolu insanlar içinde yetişmişseniz kendinizi ve hayatınız hakkındaki görüşleriniz de olumsuz olacak arkadaşlar. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Bu benim hatam. Eğer bir şeye kızarsam ben kötü bir insanım. Bu tür inançlar düş kırıklığı dolu bir hayat yaratır. Ve bu bunlarla kodlayarak arkadaşlar insanları çok fazla ciddiye almayın etrafınızdaki insanları. Size ne söylediklerini çok fazla ciddiye almayın, emin olun. Yani siz şöylesiniz, işte böylesiniz, olumsuz yönde, işte bir şeyden anlamıyorsunuz. İşte böyle böyle bir sürü şeyler size etiketleyebilirler. Kendi içinizde bunları görün. Bir başkasından takdir edilmek yerine kendinizi değer verin ve sevin arkadaşlarım. Büyüdüğümüzde çocukluğumuzdaki yaşamımızın duygusal ortamını yeniden yaratma eğilimi gösteririz. Bu iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış değil. Sadece içimizde yuva olarak bildiğimiz bir şey. Bunun yanı sıra kişisel ilişkilerimizde, annemiz ve babamızla kurmuş olduğumuz ilişkiler, bunların kendi aralarındaki ilişkileri yeniden yaratma eğilimi gösteririz. Yani ya biz deriz ki küçükken ben annem ve babam gibi olmayacağım deriz ama büyüdüğümüzde bir bakmışız annemiz ve babamız gibi olmuşuz. Çünkü o verilen kodlar iyice açılmıştır. Siz şey yaptığınız zaman, büyüdüğünüz zaman bir bakmışsınız öğrendiğiniz ne varsa hepsini uyguluyor oluyorsunuz. Anne ve babamızın bize gösterdiği davranışları kendimize de gösteriyoruz. Kendimizi aynı şekilde suçluyor ve cezalandırıyoruz. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kendinizi suçlamayın ve cezalandırmayın. Kim ne diyorsa desin. Siz elinizden gelenin en iyisini, elinizden gelenin fazlasını dosdoğru, düzgün bir insan olduğunuzda ve bunları gördüğünüzde sakın kendinizi değersizleştirmeyin. Ve bir şey yapabileceğinize lütfen inanın. Hep senin hatan. Bunlar ne kadar sıklıkla kendinize söylüyorsunuz. Harikasın, seni seviyorum. Ya bunları ne kadar sık söylüyorsunuz. Kendinize hep iltifat edin. Kendinizi çok sevin. Sen harikasın, sen mükemmelsin. Seni çok seviyorum yani. Adınız neyse. Efendime söyleyeyim. Çok mutluyum, çok neşeliyim. Çok güçlüyüm. Hayat bana her zaman çok çok iyi, muhteşem iyiliklerle geliyor ve dönüştürüyor gibi sürekli kendinize olumlamalar yapmalısınız arkadaşlarım. Ve bu yaşadığımız anne ve baba ve ya da çevreden yaşadığımız şeylerle kendimizi ve akrabalarımızı veya da yakınlarımızı da suçlamamalıyız. Çünkü onlar o şekilde gördüler. Ve bunu bu şekilde size öğretiyorlar. Siz onları kabul ederseniz siz osunuz. Ama kabul etmezseniz zaten değilsiniz. Hepimiz kurbanların kurbanlarıyız. Onlar
kendilerinin bilmediği şeyi bize nasıl öğretebilirlerdi? Anneniz kendinizi sevmeyi bilmiyorsa, babanız kendinizi sevmeyi bilmiyorsa, onların size kendini sevmeyi öğretmesi de imkansız olacaktır. Onlar da çocuklarında kendilerine öğretilen şeylere dayanarak yapabileceklerinin en iyisini zaten yapmaya çalıştılar. Eğer anne ve babanızı anlamak istiyorsanız onların kendi çocuklarıyla ilgili konuşturmaya bakın. Eğer anlayışla dinleyebiliyorsanız onların korkularının ve katık kurallarının nereden geldiğini de anlama olanağını bulacaksınız. Arkadaşlar, bizden önceki nesiller, anne ve babalarımız, yani şu anda 70-80 90'a tekamül edebilir hani o yaş grupları. Onların anne babaları onları hiç sevmemişler arkadaşlar, dokunmamışlar. Sevginin çocuklara iyi geleceğine inanmamışlar ve dolayısıyla nesil o şekilde olduğu için, öyle aldıkları için sizi de sevmeyeceklerdir. Çünkü onlar ailelerinden, anne ve babalarından öyle gördüler. Sizi eğer seversem şımarır, çalışkan olmaz, kendi ayaklarının üzerinde duramaz gibi kodlarla onlar büyütüldüler. Zor zamanlardı, savaş yıllarıydı, açlık vardı, hastalıklar daha fazlaydı. Dolayısıyla bu çocukların sevgisiz, değersiz, dayak atarak eğitimler verildi. Yani siz anne ve babanızdan değer görmek istiyorsunuz, sevilmek istiyorsunuz, sayılmak istiyorsunuz ama sizin bir şekilde onlar olmadan da ayakta kalabilmeniz için birçok anne ve baba şu anda 50-60'a tekamül edebilir bu yaş grupları. Yeni nesilde bunlar biraz daha azaldı zaten. Daha çok seviyorlar, daha çok değer veriyorlar. Çocukların bir dediğini iki etmiyorlar. Onlar da ileriki zamanlarda yine konularımız, yani çocuğun her dediğini yapmakta aslında çok büyük bir kötülük. Çünkü siz alan açmıyorsunuz. Hop önünüze bir şey geliyor. Çocuğun, çocuk hazır onu hiçbir çaba sarf etmeden onun kendi hakkı olduğuna inanıyor. İşte bundan önceki nesillerde bu anne ve babalar maalesef biraz çay çocukların daha sağlam dik ayakta durabilmesi için birçoğu dövdü, birçoğu sövdü, değer vermedi. Yani hayatta kalabilmeleri için aslında anne babalarından ne öğrendiyse biraz daha az. Yani onlar daha da acı çeken grupta aslında. Daha kötüydü şartları. Bu şekilde bir bilgi aktarımı oldu. Bir şeyler arasında, anne ve babalar arasında. Yani anne ve babalarımızı veya da işte yakınlarımızı bu konuyla ilgili kesinlikle suçlamamalıyız arkadaşlar. Ne olursa olsun kendimizi sevmeliyiz. Bir başkasının bizi sevmemesi, değer vermemesi ve bunu kendi içimizde çok içselleştirip karşı tarafa işte annem de beni sevmedi, babam da sevmedi, ben çok travmalar aldım deyip bunlardan beslenerek kendi hayatımızı inanın bir düzene sokamayız. Önce kendimizi düzeltmeliyiz. Yani ben bunları hak ettim mi? Annem babam beni gerçekten neden sevmiyor? Annem ve babam beni sevmemesinin altında yatan nedenler nelerdir? Bunlara inmeliyiz arkadaşlar. Onları anlayabilmeliyiz. Biliyorum yani birçok kişi annesinden ve babasından fazlaca istismar gören arkadaşlar var. Biz de bunları biliyoruz, dertleşiyoruz, konuşuyoruz danışanlarımla da. Fakat bunların bize sağladığı bu annesinin ve babasının kötü olmasının karşı tarafa sağladığı inanın bir yarar yok yani. Ama bunları anladığınız zaman, böyle düşüncelerinizi değiştirdiğiniz zaman sizin kazancınız çok daha farklı oluyor. Mesela
İnsanların en büyük çıkış noktaları sorunlardır arkadaşlar. İşte size çıkış noktası. Örneğin annem ve babam beni sevmiyor. İşte bundan dolayı çok mutsuzum. Bana şöyle şöyle yapıyor veya da kardeşimi çok seviyor, beni hiç sevmiyor gibi denildiği andan itibaren hemen teşhis zaten konulmuştur. Siz bu konu üzerinde kendinizi nasıl sevebilirsiniz? Anne ve babanızla olan ilişkilerinizi nasıl düzeltebilirsiniz? Bunların üzerine yoğunlaşmalısınız. Anne ve babanızın size yaptığı bu durumları üzerine değil, bunları nasıl çözerim üzerinde durmalısınız, geliştirebilmelisiniz. Çünkü onlar atalarından öyle devraldılar. İnanın birçok anne babaya da baktığınız zaman, onların hayatlarına indiğiniz zaman size zarar vermek için de ama ben işte çocuğuma yardımcı olmak için bunları yaptım. Bunun için şunları yaptım tarzında kendini savunmaya geçeceklerdir. Eğer bir bireyseniz ve anne babanızda sorunlarınız varsa arkadaşlar bunları benim başıma niye geldi demek yerine ben zaten çok değerliyim ama bunların yaşadıkları belli. Bana ne yaparlarsa yapsınlar. Ben zaten kendimden çok eminim. Ben kendimi çok seviyorum. Ben zaten çok değerliyim diyebilmelisiniz arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman kendinize yardımcı olabilirsiniz, zihninizi değiştirebilirsiniz. Bununla ilgili bir sürü teknikler var. Mesela EFT teknikleri var. Ben çok değerliyim, çok değerliyim tarzında vurabilirsiniz bu şekilde. Biliyorsunuz enerji meridyenleri var, EFT teknikleri. Taç çakramız, alın ortamız burası. Şu iki tane parmağınızla şu şekilde buralara, kaşın bittiği yer, gözümüzün altı, burun altı burası. Hemen bunları yapmaya başlayın. Enerjinin ne kadar değiştiğini ve dönüştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Anneniz sizi sevmeyebilir. Babanız nefret edebilir. Şiddet efendime söyleyeyim uygulamış olabilirler. Bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Artık bir bireysiniz ve siz kendinizden eminseniz ve artık kendinizi sevmenin zamanı, kendinizi fark etmenin zamanı gelmiş demektir arkadaşlar. Böyle. Kuantsal alanda da biraz ona da değinmek isterim aslında. Kuantsal alanda da şimdi mesela diyelim ki sizin değersizlikle ilgili bir sorunuz var. Bu değersizlik duygusu kimden geliyor? Atalarınızdan geliyor. Annenizden, babanızdan, kardeşlerinizden. Atalarınızdan gelen bir değersizlik duygunuz var arkadaşlar. Bu değersizlik duygusunun dönüştürülebilmesi için bir başkasıyla da konuşmaya da ihtiyacınız yok. Sadece farkına varın. Bir kağıt alın, yazın. Geçmişte ben neler yaşadım, neler oldu? Buradaki duygularım nelerdi? Ben kendimi nasıl değiştirebilirim, nasıl dönüştürebilirim? Bunları açık açık net olarak bir karşınıza şöyle bir bakın. Alın bu değersizlik duygusunun altında yatan nedenler nelerdir? Aklınıza geldikçe sonra bakacaksınız ki aslında sorunlar sizinle ilgili hiç değilmiş, insanlarla ilgiliymiş. İnsanların ya bipoları varmış, kişilik bozukluğu varmış, ya atalarından öyle öğrenmişler. Kendinizi çok sevin, kendinize çok değer verin arkadaşlar. Bu çocuğunuz sizi sevmeyebilir, arkadaşınız sevmeyebilir, iftira atabilir. Bunların inanın hiç önemi yok. Şu anda bu dönemde de bunların çok fazlalaştığını, şiddetin kadına, çocuğa şiddetin çok arttığını görüyoruz zaten. Siz eğer kendinizde ararsanız sorunların çözümünü ve bilinçaltınızda bunları dönüştürürseniz bunlar zaten hal oluyor arkadaşlar. Ben her gün kötüyüm, kötüyüm derseniz kötü olur çıkarsınız. Ben her gün çok değerliyim, kendimi çok değer veriyorum, çok iyiyim, çok iyiyim, çok değerliyim, çok değer görüyorum derseniz siz çok değerli olursunuz arkadaşlarım. Evet.
Bugün kendimizi nasıl sevmeliyiz, kendimizi nasıl değer vermeliyiz? Atalardan ve anne ve babalardan değersizlikle ilgili efendime söyleyeyim konuşmalar yaptık, dertleştik diyelim daha doğrusu. Bugün böyle size değinmek istediğim, inşallah kendinizi çok seversiniz. Bir başkalarının size attığı iftiralar ve değersizlik duygularını özümseyip, bilinçaltınıza kodlayıp kendinizi değersizleştirmezsiniz arkadaşlar. Öyle bir ortam olduğu zaman zaten sizi değerleştiren, aşağıya çeken, efendim söyleyeyim, mutsuz eden bir enerjisi düşük ortamda da bulunmayın arkadaşlar. Çekin çıkın gidin oralardan. Durmayın yani. Siz nerede mutlu hissediyorsanız, nerede değerli hissediyorsanız, zihinsel olarak nerede rahatsanız kendinizi onlara yapın arkadaşlar. Evet, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, çok değer verin. Anne ve babanızla olan çatışmalarda ben niye böyleyim diye sakın kendinizi suçlamayın, kodlamayın. Bırakın herkes istediği gibi size söylesinler. Onlar ona ait arkadaşlar, size değil zaten. Evet. Onları da yok saymayarak, saygı duyarak ama ne olduğunu bilirsek anne ve babamızın, ona göre hareket etmeliyiz arkadaşlar. Onları da atın, tutun, işte konuşmayın vesaire demiyorum zaten. Ama anne ve baba veya da akrabalar, kardeşlerle de insanların gerçekten çok ağır sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Bu sorunların çözümü için önce kendimize değer vermeliyiz. Önce kendimizi sevmeliyiz. Kendimizden emin olmalıyız. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bilinçaltınıza hitap ediyor. Onları da yok saymadan gerekli saygıyı ve sevgiyi mesafede koyarak kabul edişli olmak her zaman iyidir. Ama kendinizin de mükemmel olduğunu, kendinize değer vererek, onların da sizin anne ve babanız olduğunu, sizi değersizleştiren kim olursa olsun, anne baba ve ilişkilerde kim olursa olsun, onları öyle kabul ettiğinizde ve kendinize çok değer verdiğinizde, emin olun o sizin kuantsal alanda o enerji geçişleri size olmayacak arkadaşlar. Çünkü korumuş oluyorsunuz düşünce gücüyle, zihinsel olarak. Siz kendinize zaten değer verdiğiniz için size inanın musallat olamayacaklar bunlar. Evet, bugünkü anlatacaklarım bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın, çok değer versin, çok sevsin. Hepinizi gönülden selamlıyorum ve kucaklıyorum ve sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim.